Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Buzda Yürürken'in final sezonunu, final bölümünü çekiyoruz pardon. Bölüm 10, Buzun Çözülmesi. Pes edercesine gözlerimi kapattım ve zifiri karanlığa gömüldüm. Karanlık etrafımı sardı, beni öne doğru çekti. Diğer ucunda loş bir ışık görene kadar karanlık mağaranın içinde ilerledim. Bu mağara da çok böyle Tiamat ateşin çiçeği havası veriyor. Gözlerimi yavaşça kaldırarak dona kaldım. Ateş böceklerini andıran kıvılcımlarla dolu kayalık duvarlar boyunca uzun bir şerit uzanıyordu. Derinlerden esen hafif bir rüzgar ince ipliklerini sallıyordu. Bir adım daha attım ve berrak suyun içine girdim. Ayağımı ıslattım. Hoş bir ürperti tüm vücudumu kapladı. Işıklara doğru bir adım daha attım ve kendimi diz boyu suyun içinde buldum. Elbisem ıslandı ve bacaklarıma dolandı. Ne durabildim ne de geri dönebildim. Mağaranın ortasına geldiğimde keskin bir itme hissedip dona kaldım. Kayalık yüzeye yaslanarak dengemi koruyabildim. Birkaç saniye sonra her şey durdu. Arkamı döndüğümde şaşkınlık içinde dondum kaldım. Etkileyici. Sence de öyle değil mi? Senin yok olma zamanın gelmedi mi? Bir kez daha mı konuşmak istedin? Birbirimizi bir daha asla görmeyeceğimizi düşündüm. Senin yok olma zamanın gelmedi mi? Ne kadar kaba. Ben de düşünüyor, umuyordum. Beni kabullendiğine ve kaçınılmaz olanla yüzleştiğine inanmıştım. Neymiş o? Ruhunun gölgesi her zaman içinde kalacak. Bir taşın üzerine oturdum ve gölgenin tamamını görebilmek için başımı kaldırdım. Bu sefer bana ne söylemek istiyorsun? Gölge heybetli yürüyüşle bana yaklaştı. Zamanı geldi. Hangi tarafta olacağına karar verme zamanı. Neyden bahsediyorsun? Catherine, her insanın bir aydınlık, bir de karanlık tarafı olduğunu bilirsin. Bir tür yin ve yang olayı. Çoğu durumda taraflardan biri daha ağır basar. Bu gelecek planı kurarken yardım edebilen bir şey. Ama eğer şanslıysan taraflar eşitlenecek ve denge sağlanacak. Neyin dengesi? Ruhunun karanlık ve aydınlık taraflarının dengesi. Öyle bir dengeyi sağlamak büyük bir başarı. Ve bugün hangi tarafta olacağına karar verdiğin gün. Yeni bir hayata başlama zamanı. Ruhunla başlayacağız. Gölge bana yaklaştı, elini uzattı. Zorlamadan, tam tersine yalvararak, ona katılmak için harika bir fırsat sağlayarak. Elimi onunkinin içine koydum, kalkmama yardım etti ve karşı kıyıya geldik. Hazır mısın? Evet. Gölge beni kendine o kadar sıkı bastırdı ki derimin altına girdiğini hissettim. Üzüntü. Hatta küskünlük ve anlayışsızlık hissediyorum. Ancak şefkatin ve sevgin daha ağır basıyor. Huzur arzusu hissediyorum ve aynı zamanda özgürlük. Her şeyi bırakıp buradan farklı biri olarak çıkmak istiyorsun. Dengeyi bulmak istiyorsun. Kararından emin misin? Parlak ışık. Yenilmez karanlık. Ve elde edilen denge. Biz dengeyi alalım. Artık denge tamamen senin elinde. Bundan fazlasıyla yararlan. Başka bir hayat seni bekliyor. İkinci şansın. Terapimiz yavaş yavaş sona eriyor. Ama devam etmekte ısrar edeceğimi anlıyorsunuz değil mi? Yarı yolda durmak pervasızlık olur. Yarışmadan bir hafta sonra. Bu aşamada terapiyi bırakmanızı istemem. Anlıyorum ama seanslarımıza devam edemememin birçok nedeni var. Tamam, sizi anlıyorum. Ama işi değil, ruh sağlığınızı düşünmelisiniz. İsterseniz denge sağlayabiliriz. Siz hala buradayken görüşmeye devam edelim. Taşınır veya zaman bulamazsanız uzaktan seans yapalım. Ama içtenlikle devam etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu aşamada ara verirseniz eski halinize dönebilirsiniz ve bunu hiç istemem. Sizce çalışmamız gereken konular kaldı mı? Evet, sağlam bir şekilde üzerinden geçmek için zamanımız olmadı. Telefon çaldı. Ekranda küçük Brain'in adı yanıp söndü. Aceleniz vardır. Sizi tuttuğum için özür dilerim. Ama cevabı bilmem gerekiyor. Biliyor musunuz? Size katılıyorum. O şaşkınlıkla bana baktı ve gülümsedi. Bana elini uzattı. Kararınızdan emin misiniz? Sizi zorlamak istemem. Hayır, haklısınız. Reddedersen başlangıç noktasına dönebilirim. Bu olursa beni içinden çıkardığınız çukurdan tekrar nasıl kurtulurum bilmem. Yani terapimize devam mı edeceğiz? Evet, gezegenin diğer ucuna gitmem gerekecekse bile sizden vazgeçmeyeceğim.
Size açılmam çok uzun sürdü. Başkasıyla aynısını başarabileceğimi sanmıyorum. Bir şey olursa sizinle her zaman iletişim halindeyim. Bana haber verin yeter ki. Terapiye devam etmeyi kabul ettin. Umarım sadece ruh halimle ilgili konuları konuşmayız. Doktoru şaşkın bir halde bırakarak ofisten ayrıldım. Bu bir arkadaşlık teklifi miydi? Bir an arkamı dönerek dışarı çıktım. Her şey burada başladı. Buraya girmek benim için ne kadar zordu. Ve bugün buradan nasıl bir huzurla çıkıyorum. İnanılmaz. Telefon yine ısrarla titredi. Açtım. Of, seansım olduğunu söylemiştim ama. Üstümü değiştirmem gerekiyor. Sonra yanınıza geleceğim. Hadi birazdan orada olurum. Telefonu kapattım. Bir kez daha binaya baktım ve pencerelerden birinde onun silüetini fark ettim. Doktor elinde bir fincan sıcak kahveyle durup uzaklara bakıyordu. Beni fark edince yorgun bir şekilde gülümsedi ve kibarca elini salladı. Onunla tekrar vedalaşıp arabama koştum. Yolda uzun zamandır istediğim kolyeyi almak için alışveriş merkezine uğradım. Ondan önce giyim mağazasına ve kuaföre de girdim. Ve finalde de aynı tarzdan vazgeçmemişiz. Ben bu sefer bunu almak istiyorum. Saçımız da bu olsun. Şimdi başta gitmek istediğim yere gidelim. Takıları hiç gözüm görmüyor. Kolye mi bunlar? Bizde hiç gözükmüyor ama şunu alalım. Elmas şelalesinde izine de olsa. Tamam, artık gidebilirim. Arabaya geri döndüm ve çok geçmeden buluşma yerimize vardım. Soğuk bir gecenin ertesi günü toprağı kabarık bir kar tabakası kapladı. Ancak günün başlamasıyla birlikte kış güneşinin ışınlarının altında kar yavaş yavaş eridi. Arka kapıya gittim ve pencerelerden oturma odasında tanıdık silüetleri gördüm. Brain ayağı fırladı ve çabucak kapıyı açtı. Sonunda geldin. Seni bekliyorduk. O odada benimle beraber hayatımın kısa ama çok önemli bir dönemi geçiren insanlar vardı. Dominic ve Cassandra koltuklarda oturuyorlardı. Bunlar hala sevgili olmadıysa çok üzülürüm. Herkesin iş kurabileceğine inanıyorum. Önemli olan hakkında temel bilgilere sahip olmak. Hayır hayır, o kadar ciddi şeylerden bahsediyorsun. Ve bunun ne kadar emek ve çabaya mal olduğunu hiç bilmiyorsun. Tate ve Liz kanepede oturuyorlardı. Peki bir sonraki şampiyonluk için şansını deneyecek misin? Sanırım evet. Patene yeterince zaman ayırmadığım için bu yolu atlamak zorunda kaldım. Bir sürü sorun yaşadım ama buza tekrar döneceğim. Brain şöminenin yanında ısınmakta olan Sam'in yanına yere oturdu. Kalabalığı seviyorsun değil mi? Leon ve Hodge pencerelerde duruyorlardı. New York yakında ona veda etmek zorunda kalacağını anladığında göze özellikle güzel geliyor. Dur daha ya. Yanlarında baykuş oturuyordu. Belli ki bu beklenmedik kalabalık karşısında şaşkındı. Hepinizi bekliyordum ama bu kadar kalabalık olduğunuzu düşünmemiştim. Bizi sen bir araya getirmeye karar verdin. Biz de hep beraber geldik işte. Hodge bizi evini açmaktan mutlu oldu. Hem de benim haberim olmadan. Yapma kardeşim, burası rahat ve aile ortamı yaratmak için mükemmel bir yer. Özellikle de bu kadar kısa süre içinde yaşadıklarımızı düşünürsek. İş arkadaşı, arkadaş veya sadece tanıdıktan çok daha fazlasıyız birbirimiz için. Hoyç'un yanında durdum, kolumu beline doladım. Omzuma dokundu ve başımı öpmek için eğildi. Ona baktım ve karşı koyamayarak dudaklarımla onun dudaklarına dokundum. Tüyleri diken diken eden nazik, şefkatli öpücük vücutlarımızı ısıttı. Bu adam beni kaç kez en tehlikeli durumlardan kurtardı. Ona hakkımı hiç ödeyebilecek miyim? Benim için hiçbir şey yapmadığını sanıyorsan çok yanılıyorsun. Sayende pek çok şey yerine oturdu. Teşekkür ederim beni kurtardığın için. Bu artık benim görevim oldu Catherine. Nasıl hissediyorsun? Dürüst olmak gerekirse her zamankinden çok daha iyi. Kötü ama olsun. Biraz farklı hissediyorum.
Hayatımdaki her şeyin daha yeni başladığını ve zorluklarla dolu olacağını biliyorum. Ama bana öyle geliyor ki artık her şey çok daha kolay olacak. Yeni bir hayata başlamış gibiyim. Önemli olan bu yeni hayatında bizim de var olmamız. Önemli olan benim mutlu olmam. Amin. Amin mi? Tate ile paten geleceğinize dair ne tür bir planınız var? Partnerime baktım. Şaşırmış görünüyordu. Sen anlat. Tate ile paten kariyerimize devam ediyoruz ve yeni hedef koyuyoruz. Böyle bir partneri kaybedemem. Öyle bir sonuç elde ettikten sonra seni hayatta bırakmazdım zaten. Performansınız gerçekten harikaydı. Bu kadar yetenekli olduğunu bilmiyordum. Onun hakkında bilmediğin çok şey var. Çift artistik patinaj yapmaya devam edeceksin. Yani bir sonraki olimpiyatlar için hazırlanacaksın. Elbette. Artistik patinaj hakkında zaten anladık. Ama seninle geçenlerde konuştuk. Gelecek için ne planlıyorsun? Bu arada ilginç bir soru. Artistik patinaj iyidir. Ama başka bir şeyler daha olmalı değil mi? Düşünmek için zamanım vardı. Çünkü ne istediğimden emin değildim. Ama bugün nihayet kendimi kim olarak görmek istediğimi biliyorum. Dengenin yolu. İstiyorum. Özgür bir yaşam. Üniversiteye girmek. Ya ben şimdi ikisini de istiyorum ama... Akışa bırakmak bana göre bir şey değil. Heyecan, adrenalin, tutku istiyorum. Kendimi özgür hissetmek ve eğlenceli bir şeyler yapmak istiyorum. Artistik patinajın yanı sıra. Ne seçtin? Dudağımı ısırdım. Barmenlik kursuna gitmek ve arkadaşlarım için küçük bir bar açmak istiyorum. Ayrıca yeni bir şeyler denemek istiyorum. Çeşitli kurslara gitmek. En az 10 ülkeyi ziyaret etmek ve sadece istediklerimi yapmak. Leon, Dominic ve Hoyt bir anda sırıttı. Seçimimden memnun kaldıkları belliydi. Emin misin? Kararıma tamamen güveniyorum ve çok doğru karar olduğunu düşünüyorum. Her gün aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Bu yüzden canımın sıkılmasına izin vermeyeceğim. Hisselerden bahsedebilir misiniz? Şimdi onlara ne olacak? Şömineye düşünceli bir şekilde bakan Hoyt'a döndüm. Bu soruyu ben sana sormak istiyorum. Söz verdiğim gibi anlaşmamız feshedildi. Ama hisseler hakkında konuşmadık. Sana düşünmen için bir şans verdim. Ne karar verdin? Bunu ben de uzun süre düşündüm. Ben hisseleri geri veriyorum. Hisseleri kendime bırakıyorum. Ben hisselerimi alırım kardeş. Hisselerin %2'sini kendime bırakmaya karar verdim. Ne? Brain şaşkınlıkla ayağa fırladı. Dominic kıkırdadı. Ne akıllı bir kız. Ben de bırakırdım. Buradaki sorun bu değil. Ona seçimi kendim teklif ettim. Hissedar olarak kalırsa bunu duyduğuma sevinirim. Paraya ihtiyacım var. Bu harika bir fırsat. Bu arada sadece üçümüzün bildiği bir olay var. Bize kurulan acımasız komployu unuttuğunuzu sanmıyorum. Ama bununla hiçbir ilgimiz olmamasına rağmen her şeyin bir bedeli var. Leon ile gelecek planlarını ima etti. Ancak Hoyt kanıt konusunda sessiz kalmak zorunda kaldı. Çünkü orada bulunanların çoğu Hoyt'un karanlık işlerinden bir haberdi. Sadece Cassandra ve Dominic sonucu merak ettiler. Ve Brain'in bakışından bir şeylerden şüphelendiği açıktı. Leon ve benim FBI'nin yüksek profilli suçluları bulmasına yardım etmemiz sayesinde affedildik ama... Birkaç yıl sonrası için. Ne? Bu ne anlama geliyor? Merak etme, bizi turuncu üniforma içinde görmeyeceksiniz. O zaman ne olacak? Leon ile benim Amerika'dan ayrılıp başka bir yerde yaşamamız gerekecek. Burada işler düzelene kadar. Peki ya kulüp? Şimdi ondan kimin sorumlu olacağına karar vereceğiz. Kardeşim. Hoyt umutla Brain'e döndü. Kulüple ilişkisi olmayan farklı bir hayatı ne kadar çok dilediğini asla unutmayacağım. Ve ikimiz de bunun nedenleri olduğunu biliyoruz. Ama aile şirketimizi sana emanet etmek istiyorum. Kulüpten bahsediyorum. Hoyt bu sözü vurguladı. Bunun yasal kısmı ile ilgili olduğunu anladım. Dominic sağ elin olacak ve sana yardım edecek. Bu benim için bir onur olacak. Brain'e yardım etmekten her zaman mutluluk duyarım. Evet, bana destek verecek misin? Brain tereddüt etti ama bir nefes alarak dedi ki, bunu yapacağım. Barışmamız adına. Şaşkınlık dolu iç çekişler odanın içinde yankılandı. Bu beklenmedik açıklama karşısında Hoyt bile dondu kaldı. Geçmişteki kırgınlıkları unutalım. Tekrar aile olalım istiyorum. Barışalım mı? Brain elini Hoyt'a uzattı. Ama Hoyt çabucak kardeşine yaklaştı ve ona sıkıca sarıldı. Gücünü buldu. Bunu yapabildi. Bugün daha da tuhaflaşıyor. Eğer bir sır değilse nereye gidiyorsunuz? Ah, dünya turu yapacağız işte. Leon şaka yapıyor. Aslında asıl hedef Brezilya. Vay, Tanrı'ya şükür. Asya'ya gideceğinizi düşündüm. Asya'nın nesi var? Oraya uçmanın ne kadar sürdüğünü biliyor musun? Brezilya'da da
Brezilya'ya da gitmek kolay değil. Ne sıkıcısınız. Arkadaşlarım ufak tefek şeyler hakkında tartışırken ben kendi düşüncelerime daldım. Onları özleyeceğim. Ben onları seviyorum. Bu şekilde son kez mi toplanıyoruz? Hoşça kal demeye hazır değilim. Yapamam. Her birine bu kadar alışmışken nasıl bırakabilirim ki? Annem haklıydı. Bir daha asla mutlu olamayacağımı düşündüm. Meğer sadece etrafıma bakmam lazımdı. Ve çok güzel bir sahne. Beni eğlenceli bir hayat bekliyor gibi hissediyorum. Psikoterapi kursu, serbest çalışma. Sam için de bir kız arkadaş bulmalıyız ki yalnız kalmasın. Değil mi Sam? Ben de babamla konuştum ve ortak bir karara vardık. Üniversiteye gidiyorum. Cidden mi? Evet, benim için kolay değildi ama en azından deneyeceğim. Ben kendim için şimdilik sadece artistik patinaj düşünüyorum. Kariyerim bittiğinde Elena gibi antrenör olacağım. Ailem bir restoran açmayı planlıyor. Onlara yardım etmeyi düşünüyorum. Hoyç ile beni Brezilya bekliyor. Ve ortak bir iş planı. Hoyç, seninle konuşabilir miyiz? Elbette, hadi gel. Sanırım şimdi ilişkimizi konuşmak için iyi bir zaman. Hoyç umutsuz bir tavırla yatağa yığıldı. Ne söyleyeceğimi biliyor gibiydi. Bir karar vermemiz gerekiyor. Sen kaçarken seninle dünyayı dolaşamam. Biliyorum, çok tehlikeli. Ama benimle kalmayı seçersen başka bir yol daha var. Her ay bir haftalığına beni ziyaret edersin. Tüm masrafları karşılayacağım. Kulağa pek cesaret verici gelmediğini biliyorum. Ama bu adımı atmaya hazırım. Çünkü seni kaybetmek istemiyorum. Biz de dünya turu gibi bir şeye karar verdik. Niye Hoyç'la yapamıyoruz bunu? Anlamadım yani. Asıl soru şu ki ben buna hazır mıyım? Doğru. Hazır değilim. Hazırım. Sen hazır mısın? Şaşkınlıkla ağzını açtı, gözlerini kırpıştırdı. Her türlü engel ve zorluğa hazırım. Bu durum beni daha önce verdiğim sözlerden caydırmaz. Ne olursa olsun her zaman yanında olacağım. Anladın mı? Duygularını kontrol edemeyen Hoyç yataktan fırladı ve bana doğru koştu. Beni kollarına aldı, odanın içinde döndürdü. Gerçekten seni terk edeceğimi mi düşündün? Çok endişelendim. Pek çok insan uzun mesafeli ilişkilerin imkansız olduğunu düşünür. Ama benim acı gerçeğim bu. Bu konuda ne hissettiğini bilmiyordum ama... Tanrım, ben çok mutluyum. Onu hiç böyle görmemiştim ve ruhumun derinliklerinde bu mutlu gülümsemesini sık sık görmek için daha da fazlasına hazır olduğumu hissediyordum. Onlara geri dönelim mi? Elbette. Birbirimizi bırakmadığımız için mutluyduk ama içimizde korku vardı. Yani veda etme zamanı mı? Odanın ortasında durdum, herkesi yanıma çağırdım. Sarılmayacak mıyız? Sizinle tanıştığım için çok mutluyum. Bu kadar acımasız mısınız? Bu sözleri söylediğim anda herkes bana koştu. Geride sadece Cassandra, Hoyç ve Leon kaldı. Bu sizin için de geçerli. Bunun bizim tarzımız olduğunu düşünmüyorum. Hadi. Dominic Cassandra'yı ve ardından patronlarını yanımıza çekti. Bir daha ne zaman görüşürüz kim bilir. Haklısın. Çoğunuzu çok iyi tanımasam da bir araya gelen bu ekipte hoş bir enerji var. Sana söyledim. Ve sanırım ben de katılıyorum. Çünkü o haklı. Siz çok özelsiniz ve bunu unutmamalısınız. Aksi takdirde bunu size her gün mesaj atarak hatırlatırım. Gülümsemelerini ayrıntılı bir şekilde ezberlemek için her birine dikkatlice baktım. Cidden baktık hepsine tek tek. Sizi unutmayacağım. Birkaç gün boyunca eşyalarımı topladım ve yaklaşan yolculuk için hazırlandım. Bana alışmış olan Andrev her şeyimi kutulara ve valizlere yerleştirmeme isteksizce yardım ediyordu. Son valizi arabaya yükledikten sonra vedalaşmak için eve döndüm. Bana ev ve huzur veren birini bırakmak benim için zordu. Ayağa kalkmama yardımcı olan ve ailemin yerini alan kişiyi bırakmak. Gittiğine inanamıyorum. Birkaç sene şehir dışında olacak bir adamın dairesine taşındığıma inanamıyorum. Hoyç ne tür bir iş yapıyor? Ya işte sadece işini büyütüyor. Kendi evine taşınmamı istedi çünkü gerçekten hoşuna gidecekti. Ayrıca baykuşa ben bakacağım.
Sana çok alıştım. Ne zaman eve gelsem seni bu kanepede elinde telefonla görüyordum. Evde durduğumuz mu vardı Andrevciğim, sen de sallama. Seni besliyor, koruyordum ve şimdi... Yalnız olmayacaksın. Elena'nın seninle olduğunu hatırla. Biliyorum ama öz kızımı bırakıyormuşum gibi geliyor. Andrev etrafına baktı. Arkasını dönerek elini cebine soktu ve küçük bir kutu çıkardı. Bana uzattı. Dürüst olmak gerekirse kafam karışık. Kutuyu açtım ve içinde mütevazi ama çok güzel bir yüzük gördüm. Ona evlenme teklif etmeye mi karar verdin? Andrev beni cümlenin ortasında kesti. Şşt, duyacak. Kutuyu kapattı ve cebine sakladı. Ben emin değilim. Anlıyor musun? Sanırım Elena öyle de mutlu. Bu romantik teklif sahnelerine gerek var mı? Ya evlenmek istemiyorsa? Ben de değerlerim falan diye tutturuyorum. Elimi koluna koydum. Andrev, cesur ol. Daha da mı cesur? Kamuoyunu umursamayan iki mutlu insan görmek istiyorum. Bu adamın senin için ne kadar önemli olduğunu hayal edebiliyorum. Ve Elena bunu kesinlikle takdir edecek. Ne yazık ki tepkisini tahmin edemiyorum ama eminim memnun olacaktır. Ve senin için ne kadar önemli olduğunu anlayacaktır. Bundan sonra ne olacak? Hayat gösterecek. Belki de haklısın. Şimdi sana sandviç yaptım ve ilk günler için erzak hazırladım. Beklenmedik bir şekilde odaya giren Elena'ya döndük. Ah, neden zahmet ettiniz? Hadi ama, zevkle yaptım. Andrev'i dirseğimle dürttüm. Artık utancından kurtulsun ve ilk adımı atsın diye. Elena bize şüpheyle baktı ve Andrev tereddütle kanepeden kalktı. Elena, keşke bunu baş başa teklif etseydin Andrevciğim. Ben hızla ayağa kalktım ve çiftin ellerini sımsıkı tutarak onlara doğru yürüdüm. Andrev çok heyecanlı ama sana söylemek istediği bir şey var. Evet, mesele şu ki sen harika bir kadınsın ve müthiş bir arkadaşsın. Böyle zeki ve güzel bir kadının yanında kendimi saf bir delikanlı gibi hissediyorum. Seninle geçirdiğim her gün benim için zevk. Elena. Andrev bir dizinin üzerine çöktü ve kutuyu cebinden çıkarıp yavaşça açtı. Benimle evlenir misin? Odayı garip bir sessizlik kapladı. Elena'nın endişeli bakışı şaşkınlığını ele verdi. Ama çok geçmeden şokun yerini bir gülümseme aldı. Her sabah mutfakta leziz bir kahvaltıyla beni karşılayan birini nasıl reddedebilirim? Yani, evet diyorum. Andrev hevesle içini çekti. Titreyen elleriyle yüzüğü çıkardı ve sevgilisinin parmağına taktı. Sonra birbirlerine sıkıca sarıldılar. Muhtemelen benim varlığımdan utanmışlardı. Ben ise gözlerimin önünde yeni bir ailenin doğuşunu izliyordum. Artık kesinlikle mutlu olacak. Kalmayı ve bu harika günü sizinle birlikte kutlamayı çok isterdim. Ama beni şimdiden beklerler. Siz de sanırım yalnız kalmak istersiniz. Seçimin sayesinde Elena ve Andrev evleniyor. Omuzlarından sarılıp onları sıkıca kendime bastırdım. Ailem olduğunuz için teşekkür ederim. Ve harika bir sevgi örneği gösterdiğiniz için. Dokunaklı veda kısa sürdü. Yoksa çok gözyaşı dökülürdü. Sanki gurbete gidiyorsun kız. Yeni bir hayata başladım. Eski günleri nostaljiyle hatırlayarak tanıdık birçok caddeden geçtim. Özel bir yere park ettikten sonra her şeyin başladığı yere bir kez daha bakmak için arabadan indim. Evin eşiğinde ince bir kar tabakası vardı ve içeri girmem için davet ediyordu. Ama yeni sahiplerini rahatsız etmek gibi bir niyetim yoktu. Bu yüzden evin önünde durdum. Her anı hatırlayarak uzağa baktım. Cesaret ve öz savunma anlarımı. Bu geçmiş sahnelerini hızlı mı geçsem? Hapları atacak gücü bulduğum anları. Zor bir seçim yapmam gerektiğinde sorunlarla karşılaştığım anları. Finallerde genelde böyle ikinci bir yükleme oluyor. Sonda. Sonu belirleyen. Ve internet biraz yavaş. Burada durdurayım. Sonra devam ettireyim süresi dolunca. Korkularla yüzleştiğim ve her şeye rağmen devam ettiğim anları. Sevdiklerim için endişelendiğim anları. Bazen adaletin yerini bulmasını sağlamak için dürüst olmayan yöntemler kullandım. Kendimi elimden geldiğince savundum.
ve hak etmeyenleri affettim. Nasıl değiştim? Yıllar önce buzdaki o kızı hatırlıyorum. Dizlerinden kalkıp herkese metanetini gösteren o kızı. Henüz tam olarak fark edilmese de asıl değişimim o zaman başladı. Ama düşüşüm sayesinde şimdi olduğum kişi olabildim. Derin bir nefes alarak soğuk kapıya son kez dokundum. Ve kısa süre sonra yolculuğuma devam etmek için arabaya döndüm. Yıllarca aklımdan çıkmayacak anılarımın izini arkamda bırakarak. Hoç Leon ile yapacağı yolculuk için bavulunu hazırlıyordu. O dolaptan kendi kıyafetlerini çıkarırken ben kendiminkileri yerleştiriyordum. Yolculuk için evrak hazırlamasını izlerken hüznümü yorgun bir gülümsemenin arkasına sakladım. Ne zaman döneceği hakkında hiçbir fikrim olmadığı için mümkün olduğunca çok eşya alıyordu. Mesafeler bizim aramıza girmeden önce son günlerimizi beraber geçirmek istedik. Hoç bir sonraki buluşma yerimizi söylemedi. Benim için sürpriz olmasını istedi. Bütün bir ay, onsuz. Hoç kıyafetlerden birini kanepeye fırlattı ve önümde giyinmeye başladı. Şunu alalım. Catherine, ne düşünüyorsun? Ah, burada ne kadar rahat edeceğim hakkında. Gidişinle ilgili, baykuşla ilgili. Bunu düşünmemeye çalışıyorum ama nasıl? Ortam müsait değil. Hoç tüm eşyalarını bırakıp bana yaklaştı ve sıkıca sarıldı. Birlikte çok şey atlattık. Bunu da atlatacağız. Asıl mesele artık hiçbir sorun kalmadı. Her şeyi çözdük. Doğru. Gitmene izin vermekten korkuyorum. Senin beni bırakıp gittiğin dönemi atlattım ama bu sefer daha kolay olacak. Çünkü temas halinde olacağız. Her akşam birbirimizi arayacağız ve günümüzün nasıl geçtiğini anlatacağız. Anlıyorum ama ben de biraz daha seninle kalmak istiyorum. Ne? Biliyor musun, her şeyi boş verip hemen bugün Fransa'ya bilet alabiliriz. Bir haftalığına. Riskler var ama olsun. Sanırım halledebilirim. Hoş, risk varsa yapamam. Dedim ya halledebilirim diye. Güven bana. Varım. Ne zaman yola çıkıyoruz? En kısa zamanda. Hoş Becker'ın bir günde sadece Fransa uçuşunu değil, aynı zamanda Paris'in en muhteşem restoranında bir masa rezervasyonunu da halledebileceğini hayal bile edemezdim. Yüksekliği görünce nefesim kesildi. Fransa'nın en popüler cazibe merkezi olan Eiffel Kulesi'nde akşam yemeğimizi yiyorduk. Paris'in güzel manzarasına bakarak birbirimizin karşısında oturuyorduk. Daha doğrusu Hoş bana bakarken ben manzaraya bakıyordum. O beni sessizce dinlerken ben saf bir coşkuyla izlenimlerimi anlatıyordum. Bir gülümseme zaten güzel olan bir insanı daha da güzelleştirebilir mi? Dikkatim dağıldı. Sevgilime döndüm. Ne? Neden bahsediyorsun? Gördüğümü söylüyorum. Biliyor musun? Gülümsemene bir kez daha bakmak için her şeyi yapmaya hazırım. Yanaklarım kızardı. Utanarak arkamı döndüm. Burayı seviyor musun? Hem de nasıl? Burası harika. Özellikle sen yanımdayken. Biliyor musun? Ben çocukken Brain ve ben annemle beraber Fransa'ya sık sık uçardık. Annem bu ülkeye hayrandı. Ona karşı özel bir sevgi besliyordu. Muhtemelen babamdan alamadığı türden bir sevgi. Buraya her geldiğimizde yüzünde resmen çiçekler açıyordu. Bizi tarihi yerlere götürür, gizli sokakları gösterir. Hatta bizi bu restorana bile getirirdi. Ve ben kendime bir hedef koymuştum. Büyüdüğümde annemin gülümsemesini tekrar görmek için her sene buraya onunla gelecektim. Ama ne yazık ki işler farklı gelişti. Fakat biliyor musun, gülüşüne baktığımda onu hatırladım. Ve buraya olabildiğince sık gelmemiz için mümkün olan her şeyi yapacağımı anladım. Paris'e, aşk şehrine. Teşekkür ederim. Bu hikayeyi benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Hoş benden daha fazla uzak kalamazdı. Daha yakın oturdu ve elleriyle yüzümü tuttu. Sana bir hediye vermek istiyorum. Doğum günün için verdiğime benzer olacak. Ama bu sefer daha derin bir anlamı var. Onu takarken beni hatırlamanı istiyorum. Herkesin benim kız arkadaşım olduğunu görmesini istiyorum. Hazinem. Cebinden bir şey çıkardı. Aceleyle açtı ve bana uzattı. Bunu benimle olduğun için sonsuz minnettarlığımın bir simgesi olarak kabul et. Benim Catherine'im. Yüzük çok güzel. Bana bir yüzük koleksiyonu mu almaya çalışıyorsun? Çok güzel ince parmakların var. Hediye aldığım yüzükleri takmak için yaratılmış. Hoş elimi tuttu ve yüzüğü yavaşça parmağıma taktı. Sonra hafifçe eğildi ve parmak boğumlarına bir öpücük bıraktı. Harika.
Sen de öyle. Hoş yanağımı öptü. Sonra kapalı göz kapaklarıma uzandı ve kısa süre sonra dudaklarıma değdi. Kirpiklerim bu ani şefkat karşısında titredi ama durmasını istemedim. Dudakları uzaklaştığında gözlerimi açtım ve ilk buluşmamızda hafızama kazınan o gri gözlü bakışla karşılaştım. Tutkulu ama aynı zamanda ciddi ve samimi. Sana bir şey itiraf edebilir miyim? Sorma, sadece söyle. Hayatımda açıklayamadığım birçok mucize oldu. Ama seninle tanışmış olmamız hayatımın en açıklanamaz mucizesi. Çünkü böyle bir kadını hak edecek ne yaptığımı hiç anlamadım. Sabırlı, nazik, kendince gururlu. Benim için bir şey yapmaya hazır. Uğruna benim de her şeyi yapabileceğim kadın. Hoş alnını alnıma bastırdı. Parmağını yavaşça elmacık kemiğimde gezdirdi. Catherine, seni seviyorum. Ne? Seni seviyorum. Tüm kalbim ve ruhumla. Sadece sana ait olmak istiyorum. Bu kadar kısa sürede çok şey yaşadık. Uygunsuz davranmış olabilirim. Ama sen tüm zorluklara rağmen dayandın ve benimle kaldın. Ben de her gece evrene bana böyle bir insanı verdiği için teşekkür ettim. Sınırlı dünyamdan hiç korkmadın. Belki bu konuda pek konuşmuyorum. Ama bunu bağıra bağıra anlatısım var herkese. Seni sevdiğimi herkese anlatasım var Catherine Hill. Ben de seni seviyorum. Dudaklarımız sevgi dolu bir öpücükle buluştu. Vücudumun her hücresiyle, hayatımın her dakikasında seviyorum. Hoş içtenlikle gülümsedi. Yanlış zamanda masamıza gelen garson bir tabak taze pişmiş salyangoz ve kurbağa bacağı getirdi. O kadar romantizminiz üstüne midem bulandı. Hoş kadehlerimize köpüklü şarap koydu ve kadehini kaldırdı. Her şeyi göze alan bu güzel kıza, sevdiğim kadına. Birer yudum alıp oturduğumuz yerden kalktık. Pencerenin yanına yaklaşan Hoyç kolunu belime doladı. Parmak uçlarımda durdum ve ellerimle omuzlarına uzandım. Kollarımı kenetleyip ona sıkıca sarıldım. Bir öpücükle birleştik. Yeminli, şehvetli, çekici. Kim bilir, işler yolunda giderse belki sen ve ben tüm dünyayı gezeriz beraber. Ne dersin? Sizinle dünyanın her yerine gitmeye varım. Sözünüze güveniyorum Bayan Hill ve yakın gelecekte belki de Bayan Baker. Kim bilir, Bekir diyesim geliyor soyadlarına da ya. Yanımda dünyamı değiştiren adam vardı. Bizi neyin beklediğini kim bilebilirdi? Ama tüm zorluklarla başa çıkacağımıza içtenlikle inanıyordum. Her zaman olduğu gibi. Hoyç, Leon ile yurt dışında iş kurdu ve işleri iyi gitti. Kurslardaki eğitimim iyi gidiyordu. Hoyç seçimime şaşırmıştı ama her hareketimi destekliyordu. Kulüpte işler Brian ve Dominic sayesinde çok iyi gidiyordu. İki kardeşin ilişkileri hepimizi mutlu ediyordu. Uzun ve ilginç bir hayat bizi bekliyordu. O yanımda olduğu sürece her türlü zorluğa hazırdım. Hayatımızı yaşarken birçok farklı sorunla karşılaşıyoruz. Bazıları bize basit ve anlaşılır görünüyor. Bazıları ise o kadar karmaşık ve çözümsüz ki önümüzde yıkılmaz bir duvar varmış gibi geliyor. Bu engele baktığımızda hayatımızın son noktasına geldiğine inanarak umutsuz bir çıkmaz sokak hayal ediyoruz. Ve yerimizde donup kalıyoruz. Ama aşılmaz duvara dokunma cesaretini bulduktan sonra asıl sorunumuzla karşı karşıya kalacağız. Yıkılmaz görünen o hayali duvarın sadece ince bir buz tabakası olduğu ortaya çıkacak. Ufak bir çabayla bu duvarı kırabilir, daha iyi bir yaşama kendi başımıza yol açabiliriz. Engelden kurtulduktan sonra uzun bir uykudan uyanır gibi gözlerimizi açıyoruz ve dünyaya berrak ve saf gözlerle bakmaya başlıyoruz. Kendini tüm yanılsamalardan ve yalanlardan, karanlıktan ve korkulardan arındırarak, kalbimizi dinleyip kaderimizi kendimiz belirleyelim. Son. Romantizm Kulübü ekibi, bu hikayenin sonuna geldiğiniz için sizi tebrik eder. Bu kısımları geçerken, buzda yürürkenle ilgili genel değerlendirmelerinizi merak ediyorum. Bu videonun altına yazarsanız çok mutlu olurum. Ve başka bir hikayede görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.